misiniz falan gibi açıklamalar yapıyor. Doğrudur düzenlemeler temelinde. Ama mutlaka bunu bir de ortaklık hukuk açısından değerlendirin. Yani ticaret hukuk açısından da konuya bakın. Hangi kararı vereceksiniz, bunu mutlaka ortakların iradesine bağlayacak bir şekilde bir ortaklar kurulu kararına da dönüştürün. İleride sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Buyur üstadım. Evet, tekrar selamlar. Ben süreyi fazla kullandım, farkındayım. Ondan rahatsız da oldum hatta, ama daha da kullansam yerindeymiş. Neredeyse 1000 tane soru geldi. Sabaha kadar buradayız gibi, eğer soruların cevabını beklerseniz. Şöyle, Yunus Esmer Bey bir uzunca bir açıklama yaptıktan sonra birkaç soru sormuş. Uzunca açıklamayı ben burada tekrarlamayayım ama özetle aslında hani KDV ile ilgili, matra artırımın da KDV ile ilgili en sıkıntılı konusu anlatmaya çalıştım ama çok hızlı bir şeyleri ifade ettik. Şimdi hani tamamının diyordu ya, tecil terkin uygulaması veya istisnalar nedeniyle katma değer vergisi beyannamelerinizde hesaplanan vergi hiç yok. 12 ayın tamamında da tecil terkin var veya ihracat var. Bu durumda ne yapacağız? Nasıl matra artırımında bulunacağız? Gelir ve kurumlar vergisi yönünden artırımda bulunmak zorundayız. Arttırdığımız verginin de %18'ini ödemek zorundayız. Eğer bunu yaptıysak katma değer vergisi yönünden de artırımda olacağız. Bir basamak ileri gidiyoruz. Bazı dönemlerde hesaplanan KDV var. Örneğin 7 dönemde, soruda da zaten bu paragrafın iyi anlaşabilmesi için örneklerle anlatabilir misiniz demiş. 7 dönemde hesaplanan katma değer vergisi var, toplamı 100 bin lira. 5 dönemde de ihracat var veya tecil terkin nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi yok. 100 bin lira 2015 yılı olduğunu kabul edelim. 1,5'una kadar %1,5'u 1500 lira. 1500 lirayı bir cebe bir tarafa yazdık. Bu durumda diyor ki kanun, kıyaslama yap diyor. Bunu net diyor, kanun bunu diyor. Eğer ihracat, yani istisnalar ve tecil terkin nedeniyle bazı dönemlerde hesaplanan KDV yoksa kıyaslama yap diyor. Kıyaslama yaptık, gelir ve kurumlar vergisinden arttırım yapmak zorundayız. Arttırdığımız matrahın %18'ini hesapladık. 5000 lira çıktı. Hangisi büyük? 5000 lira. O zaman 5000 lira çıktı. 5000'in %18'ine kadar 900 lira. Hangisi daha büyük? 1500 lirayı cebe koymuştuk ya. O zaman KDV matra artırımını 1500 lira üzerinden yapacağız. Kurumlar 20 bin lira çıkmıştı. 20 bin liranın %18'i ne kadar? 3600 lira. Hangisi büyük? 3600 büyük. O zaman KDV'deki matra artırımımızda 3600 lirayı esas alacağız. Kıyaslama yapıyoruz. Hangisi büyükse onu esas alıyoruz. Sorun var mı buraya kadar? Yok. Şimdi dedim ya, ben bazı dönemlerde, sunum sırasında söyledim. Bazı dönemlerde gayri faalim. Tarım ürünleri ticaretiyle uğraşıyorum. Kış aylarında hiç işim olmuyor. Dükkanı bile açmıyorum. Dolayısıyla hesaplanan katma değer vergim olmuyor 4 ay boyunca. 8 ay boyunca da hesaplanan katma değer vergisi var. Hem de yüksek olduğunu kabul edelim. Bu durumda 8 ayı topladım. Yıllık hesaplanan katma değer vergisi toplamım var benim. 8 ayım var sonuçta yani. Bunun mu 2015 yılı olduğunu kabul edelim. Bunun mu %15'ini KDV olarak artıracağım, yoksa yine gelir ve kurumlar vergisinden matrah arttırımı yapıp bir kıyaslama yapmak zorunda mıyım? Bu sorunun cevabını tebliğde net bulamıyoruz. Onu ifade ettim. Bakın, eğer KDV hesaplanmama nedenim istisnalar veya tecil terkinse bu sorunun net cevabı var, az önce anlattım. Ama KDV hesaplanmama nedenim benim gayri faal olmamsa, örneğin bazı dönemlerde KDV hesaplanmama nedenim örneğin gayri faal olmamsa, bunun cevabı yok. 20 numaralı tebliğ var örnekte, ona göre herhangi bir kıyaslama yapmaya gerek yok. Benim fikrim herhangi bir kıyaslama yapmaya gerek yok, ama başkalarının fikri ve 24 numaralı örnek kafa karıştırıyor. Kıyaslama yapılacak. Bunu da dediğim gibi sistem çalışmaya başladıktan sonra netleştireceğiz. Bu durumda gelir ve kurumlar vergisiyle bir kıyaslama yapılacak mı, yapılmayacak mı diye bakacağız. Ortağın sürekli olarak kasaya koyduğu paraların, Gökhan Köken sormuş. Kanun kapsamında düzeltebilme olanağı var mıdır? Parantez içinde sermaye artışı hariç Gülücük. Sermaye artışı hariçten sonra Gülücük geliyor. O da biliyor aslında başka bir çözüm olmadığını. Sermaye artışı bir çözüm. Yani şunu soruyor aslında. 331 şişiyor devamlı. 131 değil de 331 şişiyor. Ortak sürekli işletmeye borç veriyor.
Ben onun niye verildiğini de biliyorum aslında ama burada dillendirmeyelim onu. Sürekli 331'in şişmesi de riskli bir durumdur aslında. Sermaye artışı dışında da bir çözümü yok. Yani bu kanun kapsamında zaten yok. Yani genel olarak teknik bilgi anlamında da yok. Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında sistem 15 olarak belirlediğimiz oranı otomatik olarak kontrol edip hata var ise bize uyaracak mıdır? Yani uyaracaktır muhtemelen. Bir deneyin ama yine de. Yani bir %15 girin tutturabiliyorsak diye. Sistem uyaracaktır. Tespit edebildiği kadar mutlaka uyaracaktır ama şöyle olacaktır. Eğer uyaramadığı bir şeyde yani şeyi bilmeyebilir sistem. Hani kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin belki onu göremeyebilir. Yoksa beyannamelerin zamanını, ödemeleri, süresini görür onlar ama kanunun ikinci ve üçüncü maddesi kapsamında ihtilaflı alacaktan yararlandın mı, yararlanmadın mı belki onu görmeyebilir. Ya da önce yararlanmazsın, başvuru matrah artırımını yaparsın, sonra yararlanırsın, süre var nasıl olsa. Ama bu tür durumlar varsa bunları da sonradan tespit edersek o %5 farkı geri sizden faiziyle beraber alırız diyor kanun zaten. 2011 yılında tüm dönemlere ait KDV beyannamesini veren bir firma, tüm aylar için hesaplanan KDV tutarı 0 ise KDV yönünden matrah artırımını yapmak isterse nasıl bir yol izler? Gelir ve kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapmak zorundadır. Artırdığı matrahının da %18'ine KDV olarak ödemek zorundadır. 6007. madde bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması maddesinden yararlanmak isteyen kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışından bu kanun kapsamında getirdikleri paraları ne şekilde belgelendirecektir? Aynen işte 5811'de olduğu gibi, daha sonra çıkan bir kanun daha olması lazım varlık barışı ile ilgili. Onda olduğu gibi bankaya yatırıyorsa banka dekontuyla, aracı kurumlar vasıtasıyla getiriyorsa aracı kurum belgesi ise, çantaya koyup gümrükten geçerek geliyorsa gümrük tutanağıyla deklarasyon belgesiyle belgelemesi gerekiyor. Yani hadi buyurun ben getirdim diye de getiremiyor, mutlaka belgele. Yurt içindeki için de öyle, bankaya yatırması lazım örneğin. Kanuni süresinde verilen beyannameler için 213 sayılı kanun usulsüzlük ve özürlüsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmayacak denmektedir. Bu beyannamelere BABS beyannameleri dahil midir? Değildir. BABS bildirimdir. Zaten hani matrah arttırımı nedeniyle BABS verilmesine gerek yok. Hani bunu orada anlattık ya, matrah arttırımı beyanname vermeyen mükellefler matrah arttırmışlar. Yani matrah arttırmış, beyannamesi yok. Bunu şeyi kabul etmiş anlamına geliyor. Beyanname vermediğini kabul etmiş olmak gerekiyor. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası kesmek gerekiyor. Ama kanun diyor ki bu beyannameler verilmedi diye usulsüzlük veya özel usulsüzlük kesmeyin. Ama mükellefin matrah arttırımında bulunması BABS ve BABS'yi gerektiren bir durum değil zaten veya buna ilişkin bir tespit değil zaten. O yüzden hani bununla ilgili bir zaten BABS zaten kesilmeyecek. Ama başka nedenlerle BABS kesilecekse kesilecektir yine. Matrah artırımında bulundu diye BABS cezası kesilmeyecek diye bir şey söz konusu değil. Şeyde anlattım aslında ama onun teyidini istedi tekrar belki. Hani bu kasa stok affı, stok bildirdik. Depomuz dolu, kayıtlarda yok. Depomuzdaki malı kayıtlarımıza intikal ettirdik. Emtiada, yarı mamulde, mamulde ne yapıyoruz dedik? Katma değer vergisini indiriyoruz. Ben bu bildirimi Eylül'e bugün yapabilirim. Bugün yapabilirim bu bildirimi. Dolayısıyla kaydı bugün yapabilirim. 191'e yazdım. Ay sonuna geldiniz, KDV tahakkuku yaptınız. 191 Eylül ayı KDV'sinde indirdiniz artık. Ödemeyi de diyor ki Kasım sonuna kadar ödeyebilirsiniz diyor. O hani indirdiğim tutarı ödeyeceğim ya bir de. Kasım sonuna kadar ödeyebilirsiniz diyor. Dolayısıyla bugün indiririm. 26 Ekim'de cebime yansıması olur. Cebimden çıkması Kasım sonunu bulur. Bir ay 4 günlük bir KDV finansmanı yaratabilirim dedim. Emin olun bundan, teyit etmek için sorulmuş bir soru. Çünkü tebliğde buna aynen böyle Ekim'de bildirim yapılmış. Ekim'de KDV indirilmiş, ödeme Kasım'da yapılmış. Bir örnek var. Yani vadeli mal alışı gibi düşünün aslında. Malı aldık, KDV'sini indiriyoruz. Satınca hesaplamıyor muyuz? O mantık var yani aslında. Ortaklar cari ve kasa hesabında düzeltme yaptığımız takdirde 1-1-2006 ile düzeltme yaptığımız tarihe, hem bundan zaten sunumu hani böyle biraz sonunu koşturarak yaptık. Bundan bahsetmek istiyordum. O yüzden sorulduğuna sevindim. Diyor ki ortaklar cari ve kasa hesabında düzeltme yaptık. 1-1-2016 ile düzeltme yaptığımız tarihe kadar geçen süre için
adat hesaplayıp ilgili kişilere fatura kesecek miyiz? Yani geçici vergi dönemlerinde, 2016'nın geçici vergi dönemlerinde yapmamız gerekiyordu, yapacağız. Yani biz bu düzeltmeyi bugün itibariyle yapıyoruz. Eğer bugün yaparsak bugün, yarın yaparsak yarın. Bugüne kadar bizim kasamız ve ortak cari hesabımız sorunlu zaten. Bunlara geçici vergi döneminde işte ben yaptırdım firmalarıma örneğin. Hani ilk dönemde ilk geçici vergide yaptırdık. Kasada 1 milyon vardı, adat hesapladık, 20 bin lira işte gelir çıktı. Neyse, bunun KDV'sini de hesapladık. Şimdi bunlarla ilgili bir düzeltme yapmayacağım. Çünkü benim 31 Mart'ta kasamda yine sorun var. 30 Haziran'da kasamda yine sorun var benim. Bunlarla ilgili bir düzeltme yapmayacağım. Tebliğ de şey diyor, geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde herhangi bir ceza ve faiz alınmayacaktır diyor. Niye düzeltme gerekebilir? Bunu çok algılayabilmiş değilim aslında. Çok algılayabilmiş değilim. Asıl burada sorun şu, yani sizin sorunuz adat hesaplayıp o dönemde 1-1-2006 geçici vergi dönemlerinde adat hesaplamamız gerekiyor. 2016 1 ve 2 geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapacak mıyız? Adat hesapladıysak düzeltme yapmayacağız. Buna aslında burada şu, sorunun devamında o var mı? Yok. Geçmiş yıllara, ben şimdi 31-12-2015'teki rakamı düzelttim. Ben inceleniyorum, düzelttim. Matrah arttırımı yapmadım. Matrah arttırımı da yapmamıştım. Kasamı düzelttim. Hangi tarihte düzelttim? 15 Ekim'de düzelttim. Şimdi 2017 yılında incelemeye aldılar benim 2015 yılımı. Kasanda bakiye var diye adat yapabilirler mi? Yaptılar. Yani 6111'in uygulandığı dönemde geçmiş %3 ödemişin, düzeltmişin ama o tarihi düzeltmemişin ki bugün düzeltmişin. Bundan sonrası düzgün. Buraya kadar sorumluydu. Yine adat yaptılar bunlara incelemelerde. Yani bizim 2015'teki kasa sorunumuza, ortak cari sorunumuza adat yapabilirler. 2014'teki kasa ortak cari hesabımıza adat yapabilirler. Bununla ilgili dün gece dahi aradım hatta. Çünkü 6111 döneminde böyle tarihatlar yapıldı. Yargı kararı var mı diye baktım, bulamadım. Muhtemelen dava konusu edilmedi. Uzlaşılıp ödendi çünkü bunlar. Bundan kurtulmak için de yani hem kasayı, ortak cariyi düzeltip hem matrah arttırımı yapmak lazım. Matrah arttırımı yaparsak o zaman zaten inceleyip tarihat yapamayacakları için sorun da kendiliğinden çözülmüş olur. Devir, bölünme, birleşme, tür değişikliği işlemlerinde matrah arttırımı nasıl olacaktır? Devirde devralan kurumlar yapacaktır. Devir tarihine kadar kıst hesaplama yapılacaktır. Limited şirket için örneğin. Devir tarihinden sonra anonim şirket için kıst hesaplama yapılacaktır. Hani nasıl o firmalar kendileri o dönem için kurumlar vergisi beyannamesi veriyorlarsa onunla yani bir yıl için iki tane arttırım yapılacak ama tabii ki kıst hesaplamalar yapılacak orada. Matrahlar esas alınacak ama asgari matrah esas alınıyorsa kıst hesaplamalar yapılacak. Matrahlar üzerinden bir soru daha var. Zafer Gülsoy'un sorusuymuş bunlar. Matrahlar üzerinden mi yoksa kurumlar vergisi mülkiyeti belirlenen asgari matrahlar üzerinden mi arttırım yapacaktır? Bilanço usulüne göre defter tutmuş bilanço usulüne göre defter tutan bir gerçek kişi 2013 yılında şirkete dönüşmüş. O gerçek ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olduğu dönemde matrahlar üzerinden gelir vergisi mükellefleri tabii ki hangi dönemde hangi mükellefiyet türüyseniz o asgari matrahlar yani 2011'de gelir bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefiydim. Bugün limited şirketim ilgilendirmez. O tarihte hangi mükellefsen, hangi beyannameyi verdiysen o rakamları esas alarak devam etmek lazım. Bende soru çok. Birkaç soruyu Murat Bey yanıtlasın rica edelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. 2012 yılında şirket ortağı olan kişiyi 2015 yılında Bağkur kaydı yaptırdık diyor. O tarihte ilgili SGK müdürlüğüne dilekçe verdik. Ortak adına ödenen primlerin Bağkur'a mahsubuyla ilgili. Bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Ankara'dan beklenen bir genelge olduğu söyleniyor. Bu genelge ne zaman çıkacak? Bu yasadan yararlanmak nasıl bir yola başvurabiliriz? Bahsedilen genelge bugün imzalandı. Belki de internet sitesine büyük bir ihtimalle yüklenmiş olabilir. Bu şekilde şirket ortağı olduğu için 4B'li olması gerektiği halde ortak olduğu şirketten boşu boşuna yersiz olarak 4A'lı bildirilenlerin 4B tescili yapılıp adına yatırılmış olan primler 4B borcuna mahsup edilecek. Ardından 30 Nisan 2015 tarihi dikkate alınarak
borç ay sayısının 12 aydan fazla olup olmadığına bakılacak. 12 aydan fazlaysa borç ay sayısı, o fazla olan kısım silinecek. 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yeniden 4B açılışı yapılacak. Dolayısıyla bu soruyu soranın yapılandırma başvurusunda bulunması menfaatine olur. Şayet borç çıkacaksa, çıkmaya da bilir, ödenen primin düzeyine de bağlı. Yine bir başka arkadaşın sorusu daha vardı. Bununla da ilintili. Mahsuplaşmalarda işveren hissesini de saydırabilir miyiz Bağkur sigortalısının borcuna diye. İlgili şirketin imza yetkilisi olan şirket müdürü, işveren hissesinin de ilgili sigortalının, yani ya da ortağın 4B borcuna mahsup edilmesine yönelik bir yazılı beyanı bulunursa, ekine de o şirketi temsil etme yetkisi olduğuna ilişkin imza sürküsü ve yetkili olduğuna ilişkin sicil gazetesi sureti eklerse bu da mümkün olabilir. Bağkur prim ödemelerinin aylık prime fazla ödemek emekli maaşına katkısı ne kadardır diyor. Genel kural olarak 1 Ekim 2008'den sonrası dönem için aylık bağlama oranı çarpı ödenen primin matrağı, aylığı belirleyen temel unsur. Dolayısıyla basit bir hesap yapıp ilk defa bugün sisteme giren birisini düşünsek, hep tavandan prim ödese 10 bin küsur lira üzerinden, 40 sene prim ödese her sene için aylık bağlama oranı %2'den %80 yapar. 40 sene sonra kendisine 10 bin çarpı %80, 8 bin lira aylık bağlanır. Alım gücü bugünkü 8 bin lira olan. Asgariden prim öderse 1647 çarpı %80, dolayısıyla 1200-1300 lira gibi para bağlanır. O nedenle prim ne kadar yüksekse bağlanacak emekli maaşı da o kadar yüksek olacaktır. Kişi daha sonra son 7 yıl priminin fazlasını SSK'ya dönüştürse bile yatırılan prim üzerinden hesaplama yapıldığı için mutlaka imkanı olanların yüksek maaş adına en yüksekten, olabilecek en yüksekten prim ödemeleri menfaatine olur. SGK okul aile birliklerine ilişkin 5 puan indirimleri kaldırmıştı. Borç çıkarmıştı. Bu borçlar yapılandırılacak mıdır diyor. SGK'nın bununla alakalı başka bir düzenlemesi var. Bunlara borç çıkarmayın, yapılan işlemleri bekletin denilmişti. Muhtemelen 5 puandan yararlanabileceğine ilişkin bir yasal düzenleme söz konusu olacak ama biz yine de ihtiyaten yapılandırma müracaatında bulunalım derim. 2003 yılında limited şirket ortağı, daha sonra 2004'te %35 hisse almış çalıştığı firmadan. Ancak 2004 yılı 5, 6, 7, 8, 9. dönemlerde 5 ay boyunca her ay 15 gün ücretsizin kullandığı göstermiş. 5 ay boyunca her gün ücretsiz izin olmaz. Kişiyi bu şekilde fiili duruma aykırı bir bildirimde bulunmuş. Şimdi ne yaparız diye onu soruyor. Eğer 1 Ekim 2008 tarihinden önce bir Bağkur açılışı yoksa, geriye doğru Bağkur açılışı da yapılamayacağı için herhangi bir sorun yaşamayacak. 1 Ekim 2008'den önce başlayıp 1 Ekim 2008'den sonra da hiçbir kesintisiz 4 A'lı bildirilmişse, bu kendi ortak bile olsa, bir sorun olmayacak. İşte sizden istirhamım, bu şekilde kağıt üzerinde belki doğruyu yapıyormuş gibi görünebilirsiniz ama yani hem ortak, hem işçi, hem ücretsiz izinli 15 gün 15 gün bildirme. Yani bu olacak bir şey değil. Değil mi? Mümkün değil. Yani fiili durumu yapmak lazım. Yani kafamızdan tasarladığımız değil, fiili durum bu adam çalışıyordur. Değil mi? Her ay 15 gün ücretsizliğin olmaz. Hani fındık toplama zamanı gelmiştir de fındık toplamaya gitmiştir bir ay. Pamuğu vardır, pamuğunu toplamaya gitmiştir. Elmacıdır, Niğdelidir. Benim gibi Niğde'de elma toplamaya gitti 2 ay. Her ay 15 gün 15 gün ücretsizliğin olur mu? Olmaz. Bunları yapmamak her zaman menfaatimize olur. Asgari ücret teşvikiyle alakalı sistemde hatalı görünüyor diyor. Asgari ücret teşviki hep bir ay geriden aldığı için, yani üçüncü ayın, ikinci ayın primini öderken birinci ayın mahsubu yapıldığı için belki kafa karışıklığı yaşanmış olabilir. Sistemde herhangi bir hata yok arkadaşlar, bunu mutlaka bilelim. Cari borcumuzdan bir yıl içinde ikiden fazla dönemi ödemediğimizde, ikiden fazla ödenmezse bir takvim yılı içerisinde bozuluyor. Çok zor durum hali hariç. Eğer çok zor durum hali varsa, bununla ilgili de ikiden fazla aksama varsa SGK için söylüyorum,
meslek mensuplarının mali durum bildirim formunu düzenleyip SGK'ya getirip vermeleri lazım. Kasa artı banka artı kısa vadeli alacaklar bölü kısa vadeli borçların oranının da tabii 2'nin altında olması lazım. 2'nin üzerinde ise aksatma varsa yapılandırma bozulur. KSSE prim başlangıcı 18 yaştan 20 yaşa çıkarılacaktı. Böyle bir düzenleme ilk defa duydum ben. 18 yaş genel kural. Ama biliyorsunuz yakın bir dönem içerisinde 25 yaşına kadar olanların KSSE prim borcu silinmişti. Eğer onu soruyorsa prim borcu silinenler var. Ama genel kural 18 yaşını tamamlayan herhangi bir orta öğretime girmiyorsa genel sağlık sigortası tespiti yaptırması lazım. Erkek çocuk için, kız çocuk için durum biraz daha farklı. Yine anne babası üzerinden yararlanma imkanı var. Bazı kurum ve tapu dairesine konulan icraya SGK yapılandırma sonrası kaldırmıyor. Eğer icra uygulanmışsa tapuya kaldırılması mümkün değil ama fazlaya dair yani borç bir daire için geçerli ama iki daireye haciz konulmuşsa fazlaya dair kısmını kaldırmak mümkün veya değiştirmek mümkün veya banka teminat mektubu gibi böyle nakitte dönüştürülebilecek teminat mektubu getirmek suretiyle teminat değişikliği de mümkün olabilir. Şirket ortağı eskiden beri 2000 yıllarına kadar hiç 4B'li olmamış. Tescil edildiği zaman 4B'ye girişi ilk ortak olduğu tarihten itibaren yapılabilir mi? Zannedersem 4 Ekim 2000 tarihinden önce ortak olmasına rağmen 4 Ekim 2000 tarihin itibariyle başlatılmış olan kişi için söylüyor. Bununla ilgili geriye doğru başlatmaya yönelik herhangi bir yasa düzenleme şu an için yok. İşverenin geriye dönük işçi girişi yapması halinde vergi affından kesinleşmemiş olacağı için yararlanması mümkün olmaz. İşçinin girişini yapmış olsa bile geriye doğru aylık bildirgelerin işleme alınabilmesi için biliyorsunuz denetmen incelemesi lazım. Onu da belirtelim. Bağkurlar eksik günler için kısmi borçlanma yapabilir mi? Zannedersem silinen dönemlerin ihtiyaç kadarını canlandırabilir mi diye sormak istemiş. Ya tamamını canlandırmak veya hiç canlandırmamak gibi bir seçeneği dikkate almalar lazım. Yani askerlik borçlanmasında olduğu gibi ihtiyaç kadar borçlanmak mümkün değil. Silinen süre 10 yılsa ihtiyaç 5 yılsa 5 yılı canlandıramıyoruz. Silinen sürenin tamamı olan 10 yılı canlandırıyoruz veya hiç canlandıramıyoruz. %5 eksik maaş bağlanma ihtimali üzerine prim günü doldurup yaşı bekleyenlerin emekli olabileceğiyle ilgili herhangi bir şu ana kadar çalışma yok. Önceki yıllarda vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanların Bağkur borçlanması yapılacağıyla ilgili de bir çalışma şu an için yok. İlerleyen dönemlerde ne olur bilemiyoruz. İşkur idari para cezaları yapılandırma kapsamından yararlanamıyor. Uygulayan Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü, takip eden Maliye Bakanlığı, tek tek sayılan idari para cezaları ancak yapılandırabildiği için daha önceki yapılandırmada da bu yoktu. Bunun da yapılandırılması mümkün değil. Part-time çalışan öğrenciler için sadece öğrenciler değil normal part-time çalışanlar için de genel sağlık sigortasının kaldırılmasına yönelik kanun tasarısı çıkma aşamasında şu an çıkmadı ama çok yakın bir zamanda çıkacağını söyleyebilirim ben. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Rıza Üstadımız bazı soruları yanıtlayacak ama ona geçmeden önce bana iletilmiş bir soruyu ben izninizle kendisine sorarak başlayayım. Biraz önce konuşmuştuk üstadım. İşte herhangi bir vergilendirme dönemine ilişkin yıllık beyannamesi üzerinde geçici vergi alacağı olan bir vergi mükellefi matrah artırımından da yararlanıyor ilgili yıllara ilişkin. Bu geçici vergi alacağını matrah artırımı deneniyle ortaya çıkan vergisine mahsup edebilir mi? Teşekkürler Sayın Başkan. Edebilir. Zaten tebliğde bu konuda ilgili düzenleme yapılmış. Eğer herhangi bir belge aranıyorsa mahsuben iade için ilgili mevzuatına bakılır. Hangi belgeler gerekiyorsa o dilekçe ise dilekçe, diğer belgelerse diğer belgeler onlar verilmek suretiyle dilekçe ekinde tabii ki mahsuben ödeme imkanı da mümkün. Teşekkür ederim. Hilmi Bey'in bir sorusu var. Rekabet kurumunun kestiği idari para cezaları kanun kapsamında mıdır? Hayır, sunumun başında da söyledik. Tadadi olarak sayılmış sadece RÜTÜK üst kurul para cezalarından sadece RÜTÜK cezaları bu kapsamda yapılandırmaya konu olabilir.
isim yok. 2015 yılı matra artırımından sonra 2016'da düşülen 2015 yılı geçmiş yıl zararları için 2016 geçicilerine birinci ve ikinci dönem düzeltme beyannamesi verecek miyiz? Hayır, vermeyeceğiz. Sadece orada bir özellikli husus, özel hesap dönemine tabi kurumlar açısından geçerli. O da geçici vergiyle alakalı değil. 2016 ve takip eden yıllarla ilgili olarak zararların %50'si düşülemeyeceği için ve Vergi Usul Kanunu 174. maddesi mucibince özel hesap dönemi kurumlar kapandığı dönem yılı sayılacağı için diyelim ki 30 Haziran ve 1 Temmuz 30 Haziran 2015-2016 dönemine ait bir özel hesap dönemine tabi bir kurum varsa onun 2016 yılıdır artık kurumlar vergisi. Örneğin dolayısıyla bunun kurumlar vergisi açısından düzeltme beyannamesi vermesi gerekiyor ama normal hesap dönemine tabi kurumlar açısından 2016 birinci ve ikinci geçici vergi dönemleri için herhangi bir düzeltme beyannamesi verilmeyecek. Evet. 6.083 sayılı kanun kapsamında takip edilen 5.549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair idari para cezası var. Bu kapsamda değerlendirilir mi? Hayır. Tadadi olarak sayılmış hangi idari para cezalarının kapsama gireceği. Lale Hanım bir sorusu var. Mükellefim 2015 Aralık BS düzeltmesini 2016 Mart ayında yaptı. 16 Ağustos 2016 E-Tebligat ile özel suçlu cezası kesildi. 376 talep etmedik. Kanundan yararlanma şartları hakkında ne söylersiniz? Şimdi sunum yaparken de arz etmeye çalıştım. Burada 19 Ağustos 2016 itibariyle durumumuza bakıyoruz. 19 Ağustos 2016 itibariyle bu özel suçluk cezası 16 Ağustos'ta kesildiği için dava açma süresi geçmemiş. Dolayısıyla ihtilafa konu olabilecek bir alacak olduğundan 3. maddemize gidiyoruz direkt. 3. maddemizde eğer yapılandırmadan faydalanmak istiyor isek özel usulük cezasının kanunda 3. maddede belirtilen oranlarda ki bu %25 olarak hatırlıyorum. O şekilde ödediğiniz zaman %75'i siliniyor. İkinci sorusu 2013 Mart 2014 Nisan dönemlerine ait BS düzeltme özel usulsüzlük cezası tebliğ edilince 25 Haziran 2016 tarihinde 376'dan tahakkuk aldık. Vadesi 25.08.2016 ödemedik. Kanun kapsamında yararlanma durumumuz nedir? Burada da yine 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle durumumuza bakacağız. Kanun çünkü onu bize salık veriyor. 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle bakıldığında ödeme süresi geçmemiş bir alacak ama kesinleşmiş. Dolayısıyla ikinci madde kapsamında faydalanabilirsiniz tabii ki. 2016 yılı aşağıdan bir sorusu. Temmuz ayında 2015 Kasım ayı için BA beyannamesine düzeltme verdik. Ödeme emri cezası daha tarafıma bildirilmedi. Bu durumla ilgili aftan yararlanabilir miyim? Tabii ki yararlanabilirsiniz. Yine söyledik tespit 30 Haziran 2016 ve öncesi tarihlerde olmak kaydıyla daha sonra kesilecek özel suçluk cezaları için eğer inceleme ise inceleme başlamanın 19 Ağustos 2016'dan önce olması lazım. O da Vergi Usul Kanunu 140. maddesine gidiyoruz. Hangi durumlarda incelemenin başlamış sayılacağı. O çerçevede tabii ki faydalanabilir. İkinci soru, sahte belge kullanımı ile ilgili uzlaşma sonrası tarafımıza gelen cezayı daha vergi dairesinden tahakkuk fişini kestirmedik. Dönem 2011 yılı, uzlaşma tarihi Eylül 2016. Aynı şekilde aftan yararlanabilir mi? Ödeme zamanında vergi ziyacı sıfırlanabilir mi? Evet, tabii ki faydalanabilir. Bu durumda dava açma süresi geçmemiş bir alacak olacağı için bu üçüncü madde kapsamında yararlanabilir. O kanunda belirttiğimiz süreler çok önemli. 19 her madde 2, 3, 4, 19 Ağustos 2016 itibariyle
kesinleşmiş alacakları söylemiyorum. Ama üçüncü maddede kalacaklar için ne diyor? Dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış, nihai karar verilmemiş veya vergi mahkemesinde karar verilmiş, Danıştay'a gidilmiş. Dolayısıyla kanun yolları tüketilmemiş. İtirafa konu olabilecek bir alacak. Dolayısıyla üçüncü madde kapsamında, ki sunumlarımızda paylaşacağız, tablolarda ayrıntılı açıklamayı bulabilir arkadaşımız. Emin Usta bir soru sormuş. Firma 2010 yılında A firmasından aldığı faturadan incelemeye alındık. KDV'ler reddolundu, mahkemeye gittik, kazandık. 2011 yılında bir başka firmadan fatura nedeniyle inceleme sonucu KDV reddoldu, mahkemeye gittik, mahkeme devam ediyor. Buna göre 2010 yılı için vergi aslın %80 terkin edilerek AFA başvursak, 2011 yılı içinde AFA başvurmak zorunlu mu, yoksa ikisi için mi vazgeçmek zorunda? Hayır. Burada konu bazında, dava bazında bunu vazgeçebilirsiniz. Önemli olan ikmalen, re'sen, idarece bir tarhiyat sonucunda bir konu davaya taşınmış olması, önemli olan bu ve dava açma süresinin geçmemiş olması. Dolayısıyla seçimlik hakkınız tabii ki mevcut. Harun Bey'in bir sorusu. 2011 yılı için beyan süresinden sonra verilen BABS formları için mahkeme süreci devam ediyor. Bu davadan vazgeçersek indirimimiz ne kadar olur? Bu tabii ki aşamaya göre, vergi mahkemesi aşamasında karar verilmemişse ona göre değişir. Danıştay'da birinci dereceden bir karar çıkmışsa ona göre değişir. Terkin veya tasdikse ona göre değişir. Eğer birinci aşamadaysa %25'ini ödemek şartıyla, terkin ise %10'unu ödemek şartıyla, tasdik çıkmışsa da vergi mahkemesinden ve Danıştay veya bölge idare mahkemesi devam ediyorsa da %50'sini ödemek şartıyla bu kanun kapsamında tabii ki faydalanabilirsiniz. Yine isim belirtilmemiş bir soru var. Daha doğrusu bir akıl yürütülmüş. Bu doğru mu diyor. 2011 yılına ait kesinleşmemiş vergi mahkemesinde olan defter inceleme sonucu kesilen ceza oranlar vergi aslının %50 silinecek. Gecikme faizli üfe oranı hesaplanacak. Vergi ziyağı %25'e ödenecek. Uzar usulsüzlük %25'e ödenecek. Vergi ziyağı hariç diğer şeyler doğru. Çünkü vergi ziyağı, asla bağlı vergi ziyağı da bu kapsamda tamamen vazgeçiliyor. Sedat Abalı, vergi inceleme dosyalarından doğan %50 ödenecek vergilere gecikme faizi uygulanacak mı? Bu herhalde dördüncü maddeyi kastediyor. İnceleme ve tarhiyat süreci devam edenlerle ilgili. Evet, bu durumda, bu yaşayan bir madde demiştik. Bu durumda kanun yayım tarihi olan 19 Ağustos'tan ihbarnamenin tebliği üzerine 30 günlük dava açma sürenin sonuna kadar bir gecikme faizi tabii ki hesaplanacak. Bu üfe ise 19 Ağustos 2016 ve öncesi dönemler için gecikme faizi, gecikme zammı yerine ikame olacaktı. Fuar firmamız ile ilgili 2015-2016 yılında bazı sözleşmelerin damga vergisi beyanlarını eksik beyan ettiğimizi fark ettik. Bunların beyanlarını tahakkuk edip aftan faydalanabilir miyiz? Evet, faydalanabilirsiniz. Bu dördüncü maddede 9. fıkrasında pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan 31 Ekim'e kadar yalnız böyle bir hak söz konusu. Bu çerçevede tabii ki faydalanmanız mümkün. ...2016 Mart dönemine ilişkin KDV beyannamesinde bugün itibariyle düzeltme versek ve KDV ödemesi çıkar ise bu çıkan KDV ödemesi af kapsamına girer mi? Az önceki soruyla aynı 31 Ekim'e kadar o çerçevede başvurduğunuz takdirde kanunun kapsadığı bir dönem ise tabii ki faydalanılabilir. 30 Haziran 2016 tarihinden önce vergi borçlarına mahsuben vergi dairesine 22 Ağustos 2016'da vadeli 2 milyon tutarlı çek verilmiştir. Çek haciz varakası ile verilmiş. Gününde sorgulanacağı belirtilmiştir. İlgili çek vadesinde ödenmemiş ve çek yazılmıştır. Vergi dairesi bir yazı ile 7 gün içerisinde, Yılmaz Bey'in sorusu, çek tutan ödenmesinin aksi takdirde savcılığa verilerek çek davası açılacağı bildirilmiştir. Mükellef ilgili tutarı affa sokmak istemektedir. Bu durumda ilgili borç affa girer mi? Tabii ilgili borç aslı kesinleşmiş bir borç olduğu için
Ve çekte de problem var. O boyutu ayrı bir konu ceza davasıyla ilgili. İkinci kısımda onu arz edeceğim. Borç aslı tabii ki kesinleşmiş alacak kapsamında ikinci madde çerçevesinde faydalanır. İki, af kapsamına sokulmuş bir borçtan dolayı vergi dairesi ilgili çekten dolayı ceza davası açabilir mi? Tabii ki ceza davası konusu ayrı bir boyut. Şimdi yeri gelmişken kanun sistematiği ve ceza hukuk açısından şunu da arz etmek gerekir. Genel af kanunu ve özel af kanunu diye iki çeşit kanun var. Bu özel af kanunu, genel af kanunları bir fiili bütün sonuçları itibariyle affeder. Kısmi afsa, özel af, kısmi af dediğimizse fiili affetmez ama sonuçlarının bir kısmını affeder. Burada da eğer sahte belge kullanma vesaire o konuyla ilgili ceza davasında siz yapılandırdınız, başvurdunuz, o konuda ceza mahkemesinde yürüyen davalar varsa onlara tesir edecek bir durum yok. Ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi bazı konularda ceza hukukunda kamu zararının tazmin edilmesine bakar hakim. Bu durumda ilgili fiilin durumuna, ceza alt sınırına göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya ertelenmesi gibi bazı hususlar karar olarak verilebilir. Ama teknik olarak, hukuki olarak baktığımızda ceza hukukunda yürüyen davalar için bu 6736 sayılı af kanununda düzenlenen hükümlerin, getirilen düzenlemelerin bir geçerliliği yok. Dolayısıyla bunlar ayrı bir case, ayrı bir şey konusu. Bu çekle ilgili olarak da bu kanun kapsamında herhangi bir şey olmaz. Eğer ceza davası açılacaksa da açılmasına bir engel teşkil edecek bir durum söz konusu değil. 2011-2012 tarihleri arasında 31-12-2012 arasında reysel mükellefiyet kaydı açılan mükellef için 2015 yılında sadece 2011 KDV beyannameleri verilmiştir. 2011-12 muhtasar geçici gelir vergisi ve 2012 KDV beyannameleri verilmedi. Dolayısıyla 6736 sayılı kanun kapsamında nasıl bir yol izlenebilir? Tabii matra artırımında bulunabilirsiniz. O tamamen sizin değerlendirmeniz, yani o olaya özgü konuşmak lazım. Genel geçer şeyler söyleyemeyiz. Bu konuda kanunun sağladığı imkanlar söz konusu. Murat Bey'in bir sorusu. 2013 yılı Aralık ayına ait 31 Ocak 2014 tarihi akşamına kadar verilmesi gereken BABS formunu unutarak 3 Şubat 2014 tarihinde verdik. Bugüne kadar tarafımıza gelen bir tebliğ ya da kesilen özel hususluk cezası olmadı. Bu durumda ne yapabiliriz? Bahsettiğimiz 4. madde, yaşayan madde geçerli midir? Ya da vergi dairesine müracaat ederek lehimize çevirebilir miyiz? Bu durumda dediğimiz gibi 4. madde yaşayan bir madde. 30 Haziran 2016 ve öncesi tarihlere ait, dediğim gibi sistemde de tespit yapılıyor. Tespit yapılmış, kabul ediliyor. Daha sonra ceza ihbarnamesi düzenlenebilir. Dolayısıyla 4. madde kapsamında faydalanabilirsiniz. Ama tabii hani rahat olayım dilerseniz, bir an önce ceza kesesini istiyorsanız vergi dairesine başvurabilirsiniz. Yusuf Bey'in bir sorusu. Vergi incelemesi neticesi kesilen özel hususluk cezası için tarihat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ve %60 oranında özel hususluk cezasına indirim yapılarak tahakkuk yapılmıştır. Uzlaşma, evet. Çıkan tahakkuk rakamının kısmen ödemesi yapılmıştır. Çıkan özel hususluk cezası için tarihat öncesi uzlaşılan tahakkuk eden tutarlar 6736 sayılı kanun kapsamında faydalanarak %50 hususluk cezasından indirim yapılabilir mi? Burada tabii tarihler olmadığı kesilmiş, kesinleşmiş bir borç söz konusu. Ama kısmen ödediniz, ödemeniz tutarlar için kanun hükümlerinden faydalanmanız mümkün. Kesinleşmiş cezalar için kanundan faydalanabilirsiniz. Yine başka soru. Özel hususluk cezası düzenlenmiş. 30 Haziran öncesi 376 ile müracaat edilmiş. Tahakkuk zamanı 4 Eylül. Gökhan Köken'in sorusu. Tahakkuk zamanı 4 Eylül 2016, vade tarihi 30 Ekim 2016, ödeme durumu nedir? Burada tabii siz
376 talep etmişsiniz ve burada özel bir de devam var. Özel hukuk cezalarının çoğu, bu herhalde uygulamayla ilgili kendi görüşü, o tabii sürekli müstakil kararlarla gelen yargı kararlarından bahsetmiş. Sürekli idare kaybediyor. Bu konuda bir değişiklik yapılacak mı? O konuda da idareci herhalde merkezde değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Konu tahakkuk zamanı 4 Eylül 2016, vade tarihi de 30 Ekim 2016. 19 Ağustos itibariyle bakacağız ama burada tabii bir tahakkuk söz konusu, tahakkuk gerçekleşmiş. Dolayısıyla siz müracaat ettiğiniz takdirde vergi dairesine sizin durumunuz değerlendirilecektir ve bu kapsamda 30 Haziran 2016 öncesi müracaat ettiğiniz tutarlar üzerinden yine o inceleme tarihat aşamasındaki dördüncü maddeye gidilmek suretiyle yine orada bir örneğimiz vardı. Onu hatırlarsanız o çerçevede siz faydalanabileceksiniz. Tütün kullananlar ve kullandıranlara kesilen 4207 sayılı kanun yapılandırmada mevcut mu? Hayır, idari para cezaları tadadi olarak sayılmış. Bu kapsama girmiyor. 2002 yılında %10 ortağı olduğum ve 2008 yılında ortaklığımın tamamını devrettiğim bir limited şirketi var. Bu firmanın KDV açısından vergi borcu varmış. Bana bundan dolayı 2015 yılı Şubat ayında %10 hisseme isabet eden kısmı için bir ödeme emri geldi. Ben de buna istinaden 2008 yılı hisseleri devrettiğim firma ile ilişimin kalmadığına dair dava açtım. Dava devam etmektedir. Bu yeni af kapsamında bana ödeme emri gelen bu KDV'nin %10 isabet eden kısmını ödemek istiyorum. Yüzde kaç oranında isabet olur? Bir kere bu ödeme emrine dava açıldığı için alacak kesinleşmiş. Kesinleştiği için alacak aslının size isabet eden tamam üzerinden ancak ödeme yapabilirsiniz. Dolayısıyla iki şeyi karıştırmamak lazım. Ödeme emrine açılan davalar kesinleşmiş bir alacakla ilgili davalardır. Dolayısıyla şunu yapabilirsiniz. Bazen mevzuat uygun olmasa da ödeme emrinde mahkemeler tarihatın esasına da girebiliyorlar. O konuda da bir karar verebiliyorlar. Dolayısıyla o konuda özel bir şey söyleyemeyeceğim ama kesinleşmiş alacak kapsamında faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar, kalan zamanı da göz önünde bulundurarak bundan sonraki sorularla ilgili soru sahibi buradaysa yanıt vereceğiz. En azından burada bekleyen arkadaşların sorularını yanıtlamış olalım. Ondan sonra kalan zamanımıza göre davranırız. Öyle devam edersek daha... İsimsizlere hiç cevap vermeyelim. İsimsizleri de sonraya bırakalım. Önce soru sahibi buradaysa ardından zamanımız ölçüsünde hepsini cevaplamaya çalışalım ama. Öncelikle burada bekleyen arkadaşlarımızın sorularına yanıt verelim. Olacağız, onlara da geleceğiz. Problem değil. Yani önce soru sahiplerini cevaplayalım. Devam edelim sonra. Bir isim yok ama belediyeler kabahatler kanununa göre yüksek sesten oluşan ceza bu kapsamında mıdır? Hayır. Belediyelerin kesmiş olduğu idari para cezaları, il özel idarelerin kesmiş olduğu idari para cezaları kanun kapsamında değildir. Yapılandırma kapsamında değildir. Birinci dönemde tahakkukunu yaptığımız geçici vergi için taksitlendirmeden yararlanmak istiyoruz. Sene sonunda vereceğimiz kurumlar vergisi beyannamesinde yatırdığımız taksitleri kadar geçici vergiyi mi mahsup edeceğiz yoksa tahakkuk eden toplam geçici vergiyi mi mahsup edeceğiz? Şimdi orada gelir dairesinin sistemi bunu ayrıca yapılandıracak. Tabii ki doğrudur. Siz geçici vergiyi ödemeden kurumlar vergisinden 2017 için söylüyorum. Mahsup etmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla bu geçici vergiler için ayrı bir taksitlendirme yapılacağı için dolayısıyla bu tamamını ödeyip 2017 kurumlar vergisi beyan döneminde 2017 Nisan'da 2016 dönemi için verilecek kurumlar vergisi beyannamelerini kastediyorum. Dolayısıyla bu çerçevede gerekli düzenleme yapılacak. Yoksa hepsi bir arada olduğu zaman onu ayrıştıramıyorsunuz ve ödenmeyen kısım da kanuna göre mahsup edilemeyeceği için dolayısıyla bu konuda düzenleme yapılacak. Araç ÖTV'sinin araç acentesi Hüseyin Bey'in sorusu. Beyan etmemiş, konu müfettiş tarafından incelemededir. Ne önerirsiniz? Tabii burada acente ÖTV'yi beyan etmemiş diyor. Burada şeyine bakmak lazım. Yani
tabi bununla ilgili ÖTV ile ilgili muhatır artırımı söz konusu değil veya vergi artırımı. Ama düzeltme beyannamesi verilebilir. Konunun özeline göre tabi şu an bu bilgilerle bunu söylüyorum. Pişmanlıkla beyanname verilebilir. Yine dördüncü madde kapsamında söyledik. 31 Ekim'e kadar özel bir şey var. 371'i ve kendinden beyan hükmünü 31 Ekim'e kadar 4. maddenin 9. fıkrası özel bir şekilde ele almış. 31 Ekim sonrası normal vergi usul kanununun 371 ve kendinden beyan hükümleri işleyecek ama 6736 sayılı kanunun 4. maddesinin 9. fıkrası kapsamında kendinden beyan veya pişmanlıkla beyan yolları kullanılabilir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Emret Üstad. Tekrar selamlar. Esnaf muafından yararlananlar kapsamında beyan edilen stopaj, muhtasar beyanname matrah artırımında bulunduğun dönem için daha sonra sahte belge kullanma konusu. Bu nedenle sahte belge kullandınız denmez. Böyle bir soru sorulmuş. Esnaf muaflığına yapılan ödemelerden stopaj artırımında bulunulmuş. Hani böyle bir mal aldığında yerine başka bir fatura mı koydun gibi bir mantıkla bu stopaja başka bir done olmaları lazım elinde. Bu stopaj artırımını yaptın diye sahte belge kullandın diyemezler tek başına. Kasa affı nedeniyle oluşan 689'dan dolayı 2016 yılı zararlarını 2017 ve 2000 Faruk Özbek sormuş. Burada mı Faruk Özbek? Cevap vereyim mi yine de? Tamam. 2017 ve 2018 yıllarda oluşacak karlardan mahsup edebilir miyiz? Edemez isek bu rakamı bilançoda nasıl çıkartacağız? Sonuçta şöyle yapıyoruz ya, hani 2016 yılında biz bir işlem yaptık, bir düzeltme yaptık, 689'a yazdık onu, gider oldu. Ticari bilanço kârımız o rakam kadar, örneğin 100 bin liraydı, 100 bin lira azaldı ticari bilanço kârımız. Beyannameye geldik, beyanname yapmaya başladık, ticari bilanço kârını zaten 100 bin lira eksik yazdık, KKG olarak dikkate aldık, 100 bin lira ekledik, nötrleştirdik. Sonra beyannamemizi yaptık, beyannamede kâr veya zarar çıktı. Artık zarar çıktıysa o zararı izleyen yıllarda yararlanacağız. Bunun artık o konuyla herhangi bir bağlantısı kalmamış oluyor. Engin Ofluoğlu. O zaman dikkatli şey yapalım. Stok affının konusuna neler girmektedir? Ham madde, yarı mamul, ticari mal mı? Örneğin yayıncılık sektöründe kağıt, ambalaj malzemesi ve kitap. Evet, girer. Tebliğde de emtia, kanunda hep emtia diye açıklıyor, yazıyor. Tebliğde bunu açıklıyor. Ham madde, yarı mamuller girer. Örneğin diyor şeydeki diyor inşaat şirketlerinde üretilen konutlar girer. Konut üretmek için kullanılan demirler, çimentolar girer diyor. Yayıncılık sektöründe kağıt, ambalaj malzemeleri ve kitap girer dolayısıyla. Yine bir diğer sorusu, muhtasar beyannamede ücret gayri safi tutarı doğru beyan edilmişken sehven gelir vergi stopajı düşük beyan edilmiş. Burada hangi bürütten yola çıkılacak? Hesaplama yapılırken, ücret matrahında hesaplama yapılırken zaten ücretlerin gayri safi tutarlarının toplamı 2011 yılı için %6, 5, 4, 3, 2, 1 diye, 2 diye geliyor böyle aşağıya doğru. Ücretlerin gayri safi tutarları üzerinden hareket ediliyor. Ücret stopaj matrahı artırılırken. KDV ve kurumlar matrah artırımında tüm yıllar birbirine bağlı olarak yapılması gerekir mi? 2011 ve 2012 tek olarak matrah artırımı sadece bir yıl için bile yapabiliriz. Yani 2011 için yapabilirsiniz. Söylemiştik zaten. Emre Kartal'ın dikkatine. KDV matrahına dikkate alınan rakam hesaplanan KDV midir? Evet, rakam dikkate alınacak. Rakam hesaplanan katma değer vergisi satırında yer alan rakamların toplamıdır. Devamını okumakta zorlanıyorum. Soru sahiplerini söylemeyi unuttuk biz. İsmi yazmıyor. Hüseyin Özkan. Gerçek kişi Bay A 2 yıl önce Çanakkale'den arsa almış galiba, değil mi? Arsa almış. Gerçek bedeli 100 bin lira olan arsayı 50 bin TL göstererek satın almış. Şu anda 500 bin TL ile satması durumunda. Yıllık değer artış kazancı oluşmaktadır. Çözüm önerimiz nedir? Çözüm önerimiz vergisini ödemek. Arasındaki 400, evet, zaten şeyde de bir an önce ödemekte onun faydası var.
Yani bu kanunla ilgili, 6736 ile ilgili, eğer geçmiş yıllarda yapılan bir işlemse, bugünle ilgili bir şey yok. Eğer geçmiş yıllarda yapılan bir işlemse, değer artış kazancı yönünde matrah artırımında bulunmak faydalı olabilir. Satış yapılmış mı? Yok, arttırılamaz. Hayır. Arttırılamaz. Arttırılamaz. Hayır. ABC, pardon, Mehmet Dere. Burada. ABC firması 2014 kurumlar vergisi matrahı 100 bin lira olduğunu ve 2014 yılı hesaplanan K 90 bin TL olduğunu varsayalım. Kurumlar vergisi matrahı 100 bin, hesaplanan KDV toplamları 90 bin. Kurumlar vergisi matrah arttırımını yanlış hesaplamış. Yani şöyle yanlışlık yapmışsınız soruda. Kurumlar vergisi matrah arttırımı 100 bin lira. 2014 yılı için %20 doğrudur. 20 bin lira. 34.740 lira limit var. Limitin altında kaldı diyorsunuz. Hayır. 33.470 lira matrah limiti. Sizin matrahınız 100 bin lira zaten. Sizin matrahınız 100 bin lira, limitin altında kalmıyorsunuz. Matrahınız 100 bin lira, %20 hesapladınız, 20 bin doğru. Yani 33.470 ile kıyaslanacak rakam matrah rakamı. Bu örnekteki 100 bin lira rakamı. 100 bin büyük olduğu için asgari matrahı uygulamaya gerek yok. 20 bin lira kurumlar vergisi. 2014 KDV matrah artırımı 90 bin çarpı %2, 1800 lira doğru. KDV artırımı yapılırken kurumlar vergisi bazı durumlarda, bunu açıkladım hani, bir çok tekrara bindi. Yani bazı durumlarda, şunda net değiliz sadece, bazı dönemlerde istisnamız yok, tecil terkinimizde yok. İstisna yok, tecil terkin yok, hesaplanan KDV de yok bazı dönem beyannamelerinde. Bu durumda kıyaslama yapılacak mı, yapılmayacak mı? Buna sistem uygulanmaya başlayınca, yani bilgisayar sistemi uygulanmaya başlayınca karar verecek. Tebliğde 20 numaralı örnek bu kıyaslamayı yapmıyor. 24 numaralı örnek bu kıyaslamayı yapıyor. O yüzden bir belirsizliğimiz var. Bu örnekteki durumda 500... Tamam, cevap vermiş olduk. Merset mi? Mersat. Tamam. Tür değişikliğinde matrah arttırımı için nasıl? Bunu söyledik. Hani o tarihe kadar sonuçta matrahı esas alacağız. Tür değişikliğinin yapıldığı tarihe kadar da asgari matrahlara ihtiyacımız varsa ay hesabına göre bir asgari matrah bulacağız. Fiilen mevcut olduğu halde kayıtlarda mevcut olmayan emtiaların kaydına dayanak olacak belge ne olacaktır? Envanter listesi mi olacaktır? Sadece envanter listesi olacak zaten. Dayanak envanter listesi olacaktır. Arkadaşlar, artık soru almıyoruz lütfen. Eğer sorularınız olacaksa mail yoluyla bize iletirseniz o sorularınıza cevap iletmeye çalışacağız. Evet. Stok affında kayıtlara Özlem galiba, Özlem Akkaya. Stok affında kayıtlara alınan stokların 2016'daki mahsubu mümkün mü? Mümkün. Öyle anlattım zaten. Mümkün. Ha, 2016'daki de olabilir. Fark etmez. O an düzeltmeyi yaptığınız tarih itibariyle herhangi birine mahsup edebilirsiniz. KDV oranı %... Ama bence etmeyin dedim yani. Çünkü o kalsın, o karşılık kalsın, ileride işinize yarar. Etmek iyi değildir bence. O karşılık kalsın. KDV bu kimmiş? İsim yok. KDV oranı %0 olan malların stok affı. KDV'den istisnaysa veya oran yoksa zaten KDV yoksa stok affından yararlanılması mümkün değil. Bunda da isim yoktur inşallah. Çok muhasebe kaydı var çünkü, isim yok. Gökhan Ak. Yıl içinde Gökhan Ak. Gökhan Bey burada yok mu? Yok. Tamam, evet. Alalım. İsimsiz ama İsimsiz. Geçelim mi? Kolay bu. Soru, ilgili yılda yapılan vergi matrah artırımında artılan matrahlar kayıp olan bildirilmeyen gelirden düşük ise, fark etmez dedim ya, hiç beyanname vermemiş, mükellefiyet dahi tesis ettirmemiş olanlar asgari matrahlar üzerinden matrah beyan etsinler, incelenmeyecekler, tarihat yapılmayacaktır. Bu kadarmış. Ne yapıyorduk? Vallahi karıştırdık hiç. 2010 yılı için Kasım 2015'te başlanan
ve halen sonuçlanmamış olan vergi incelemenin kanun karşısındaki durumu nedir? Bu isimsiz ama önemli. Bakın 2010 yılı için diyor. 2010 yılı için kanun yayım tarihinden önce başlamış. Bizim matrah arttırımı yönünden hani anlattık ya, iki şey vardır inceleme, ya Eylül sonunda bitirilmesi gerekir ya da bulunan matrah farkı mahsup edilmesi gerekir. Ama o incelemelerin de 11, 12, 13, 14 ve 15 ile ilgili olması lazım. Dolayısıyla 2010 ile ilgili matrah arttırımı yapılamayacağı için bu söylediğimiz çerçevede de herhangi bir değerlendirme yapmamızın anlamı yok. Matrah arttırım beyanları, beyanname düzenleme bunu program üzerinden yapılacak galiba. Selahattin Çelik. Selahattin Çelik. Tamam, geçelim onu. Ersin Orhan. Burada mı? Kasada mevcut olmayan tutarı 101 çekler hesabına attım. Kasa affından yararlanmam için 2015 kurumlar vergisi beyanlarımı düzeltmem gerekir mi? Onu dedim ya hani, hatta hep dönem sonu seminerlerinde söylüyoruz. Atmayın öyle dedik. Hani atmayın, daha kötü olur. Bunlara yarın bir gün muhasebe hilesi derler. 131'e attıklarımıza şey dediler, hani bunlarla ilgili diğer hesaplar dediler. Ama kasayla ilgili değil bu. Ortaklarla bağlantılı hesaplar için bunlarla ilgili diğer hesaplar dediler. Bunu düzeltemeyiz artık alınan çekler yaptıysak. Düzeltme beyannamesi versek bile kabul olmaz artık o. Süresinde verilen beyannamelerdeki rakamlara esas alıyor. Hep yani hani mesela kasa için, ortak cari için hep zamanında verilen beyannamelerdeki rakamlara esas alıyor. Daha sonradan düzeltme beyannamesi verilir. Tasarıyı biz 2 aydır biliyoruz. Daha kanun çıkmadı. Tasarı aşamasındayken girip bir sürü düzeltme beyannamesi verebilirdik. Onlar kabul edilmez dedi kanun zaten. Bunlar hep isimsizler. Tamer Aktaş. Ortaklar cari kasa hesabını düzeltmiş. Tamer Bey burada mı? Aha, pardon. Tamer Aktaş. Zafer Gürsoy. Zafer Gürsoy. Yunus Esmer. Burada Yunus Bey galiba. Tamam. Yıllık beyan, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yıllık beyannamelerin süresinde vermiş olmakla beraber. Ha. Siz şöyle diyorsunuz özetle yani. Tamam, şunu ben söyleyeyim önce. Hani dedik ya, oran %15 mi %20 mi olacak? Hani ne dedik? Beyannameyi kanun süresinde vermiş olmak ve çıkan vergileri kanun süresinde ödemiş olmak. Beyannameyi kanun süresinde verdik ama beyannamede mahsuplar vardı. İndirim istisnalar vardı. İşte geçmiş zararı vardı. Ödenecek vergi çıkmadı. Damga vergisini ödediysek eğer, damga vergisini ödemiş olmak şartıyla yine %15'ten yararlanıyoruz. Yine %15'ten yararlanabiliyoruz. Siz şöyle diyorsunuz, hani indirim ve mahsuplar nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış olan mükelleflerin beyannamelerini zamanında ödemese, yararlansa dahi matra %15 olacağı kanısındayım diyorsunuz. Hani yani hem mahsuplar nedeniyle ödenecek çıkmıyor, hem de bunu zamanında ödememiş olsa bile diyorsunuz. Damga vergisi diye not aldım ben. Evet, damga vergisi diye not aldım. Damga vergisini ödüyorsanız eğer sorun yok. Tamam. O zaman yararlanırsınız %15'ten. Eğer damga vergisini ödemememe rağmen %15'ten, ama çok açık tebliğde damga vergisi dahil diye yazıyor. Duyamıyoruz buradan. Ödememiş yani, şöyle, ödenecek vergisi yok ya da damga vergisinde ödemiş. İkinci ve üçüncü maddeden de yararlanmış. Tamam, yararlanamaz. %20'dir onlarda oran. Hanife Ersin. Resul Çolak. Burada galiba. Diğer hesaplardaki gerçek olmayan borç ve alacaklar için deniliyor. Ortaklardan alınan alacak senetleri bu tanıma girer mi? Girer. Girer. İsim yok. İsimsizleriz. En son Ramazan Karademir. Devam edeceğiz. Kuyumcularda KDV matrah artırımında özel matrah işlem... Burada mı Ramazan Bey? Kuyumcularda KDV matrahları, hesaplanan KDV tutarı cüzi olmaktadır. İstisna işlemleri gibi asgari matrahlar üzerinden
Eğer her dönem hesaplanan KDV varsa bir herhangi bir kıyaslama yapmaya gerek yok. İstisna gibi değerlendirmeyeceğiz. Her dönem hesaplanan KDV varsa. 1 lira da olsa. Evet. Bunlar isimsiz. İsimsizleri şuraya. Murat Çetin. Murat Çetin. Burada mı? 2015 kurumlar vergisi matrah artırımı yapacağız. 2015, yani 2 tam yıl aktifte kayıtlı taşınmaz satmışsınız. %75 istisna satmışsınız. Matrah artırımında %75'lik istisnayı matraha dahil edemeyecek miyiz? Etmeyeceğiz. Matrahımız ne çıktıysa, matrahımız hiç çıkmaya da bilir. Geçmişi zararı olur, işlemlerimizin tamamı istisna olabilir. Matrahımız ne çıktıysa o matrahın üzerinden önce işte 35 ile 15 arasındaki oranları uygulayacağız. Bu bulduğumuz tutarlar asgari matrahların üzerindeyse sorun yok. Eğer asgari matrahların altındaysa asgari matrahları uygulayacağız. Dolayısıyla hani matrah rakamı, kurumlar vergisi matrahı yazıyor çok net. Satışlarımızın %99'u KDV'den istisna, %1'i ise %18'lik matrahlı yüklenilen yani alış fatura KDV'leri ilgili maliyete kaydedilmekte indirim konusu yapılmaktadır. Mükellef kurumlar vergisi matrahını artıracak. Kafam rahat olsun diye KDV matrahı artırımı da yapalım diyor. KDV matrahları belirken kurum matrahlarının %18'ini bildirmek gerek mi? Aynı soru aslında hani hep o söylediğimiz şeyler %98'i KDV'den istisnaysa zaten istisna diğeri de hesaplanan KDV olarak değerlendirilmiyor alış iadesinin KDV'si kurumlar vergisi matrahının %18'ini ödemeniz gerekli. Ben karıştırdım ya. Osman Kaya. Osman Bey, Osman Kaya. Geçelim abi. Engin Demir. Engin Bey burada. Yılın tüm dönemlerinde KDV beyannamelerini veren her dönemde yurt içi satışlarından dolayı hesaplanan KDV'si bulunan fakat her dönemde ihracat ve ihraç kayıtlı işlem bulunan mükellef KDV matrah artırımına hangi esaslara göre yapılmalıdır? Kurumlar vergisinde matrah artırımı yapıp kıyaslama yapılmalıdır. Her dönemde hesaplanan KDV varsa kıyaslama yapılmamalı. Kıyaslama yapılmasına gerek yok. Eczaneler için stok affı sadece ilaç için mi geçerli? İtriyat, kozmetik ürünleri bu kapsama girer mi? Girmez. İlaçlar diyor. Eczacılar tarafından emtialar demiyor. İlaçlar diyor zaten kanunda. Bunda da isim yok. Bunda da isim yok. Kıralım isimsizleri. Son 5 dakikada cevaplayabildiğiniz kadar cevaplayabiliriz. Özgül galiba. Özgül Gülerman mı? Burada. Burada. İş yeri açma ruhsatını almakta geciktik. Belediye ceza ödeme kanun kapsam dahilinde mi? Ben bilmiyorum. İdari para cezaları. İş yeri açma ruhsatıyla ilgili. İdari para cezaları belediyelerin kapsam dışında. 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 Tamam. Şirketin vergi matrahına zaten güveniyorsak ve gerek tamam özür dilerim. Parantez içinde bunun cevabını zaten verdiniz. Teşekkür ederim demiş. Hande Kaya. Hande Hanım. 2015 yılı için zarar matrah artırımı yaptığımızda o yılın zararını 2016 ve 2018 yılına kadar %50 devam eden yıllarda indirim konusu yapabilecek mi? Zarar matrah artırımında %50 geçerli mi? %50'si indirilecek. Yani matrah artırımı yaptığımız yılda zararlıysak izleyen yıllarda bunun %50'sini esas alabileceğiz. Bu ne? Ahmet Akyüz. Burada mı? 100 küçüktür 130 331 ise. Hani logaritma gibi güzel. Logaritma. 331 400 100 400 bin liraymış değil mi? Kasa 400 bin lira, 331 100 bin lira. Kanuna dayanarak bu kayıt yapılır. Kanuna dayanarak bu kayıt yapamayız. Yüzü tek başı yani yüzü şeyle beraber yüzü de ortak mı çekti diyoruz. Vermiyor. Yani kanun 331'i düzeltmeye izin vermiyor. Eğer onu sorguluyorsanız. Yüzle 331'i niye kıyaslıyoruz? Tamamını yapın yüzün. Yüze 100 kadar bölümünü düzeltelim. 100 331'den küçükse. Yani küçük diyor.
100 küçük, ha 1 milyon mu 335? Evet. Tamam olsun. O kadar. 400 bini düzeltebilirsiniz zaten. 100'ün hiç ortaklarla ilişkisi yokmuş, fiktif bir bakiyeymiş gibi 400 bini düzeltebilirsiniz zaten. Yani 100 alacak kaydı yapmışsınız ya, karşısına 689 yapacaksınız. Evet. Öyle. 100 ile 331'in bağlantı kurmanıza gerek yok. %3 ödenecek. %3. 400 çarpı %3 ödeyip düzeltebilirsiniz bunu. Karşılığını geçici hesap veya 689 yapacaksınız. Ödenmemiş sermaye eksi 331 çarpı %3 olabilir mi? Ödenmemiş sermayeyi de ortak kullanıyor diyorsunuz. Bu olabilir. Olabilir. Hani bunlarla ilgili diğer hesaplar gibi. Ödenmemiş sermaye. Ama o zaman sermayeyi azaltmak gibi bir şey. Tabii öyle sorun. Evet. Öz kaynaklarla olmaz. Öz kaynak hesaplarıyla ilgili olmaz. Doğru. Doğru. Öz kaynak hesaplarıyla ilgili olmaz. 101-103 çarpı 3. 101-103. Yok. Direkt sen 101'i düzelt. Boş ver. Bu eksileri şey yap. Öz kaynak hesapları. Şurası mı bizim? Şurası. Tamam mı onlar? Bunlara bakmadım. Var mı başka bir cevap? O zaman yok. Bakmadıklarımız mı onlar? Burası daha bakmadım. O zaman ama hızlı hızlı geçebiliriz. Hızlı geçelim. Bir 5 dakikada. Cahit Aksoy. Burada olan arkadaşlarımızın sorularını mümkün olduğu kadar yanıtlayalım. Cahit Aksoy yok. Süleyman Akay. Bu saate kadar beklediler çünkü. Mümkün olduğu kadar. İsimleri yalan yanlış söylüyormuşum ben. Osman Er. Yok. Şehriban. İsimsiz birkaç taneye döneriz. Şehriban'ın. Mahkemelik ihtilaf. Bunların mahkemelik ihtilaf. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Evet. İsimsiz. İsimsiz. Sayın Emre Kartaloğlu'na isimsiz. İsimsiz. Faruk Yaşar. Faruk Bey burada mı? Faruk Yaşar. Yok. Yunus Kıvanç. Üçüncü soruyu sadece. Tamam. Kuyumcularda işletme kayıt, ticari malların kayıtlara alınması. Kuyumcularda KDV, yani altın alacağız değil mi? Ham altın mı alacağız? KDV yok. KDV yoksa alamayacağız. Varlık barışı olarak alabiliriz. Kuyumcularda varlık barışından, yani kanun 7. maddesi kapsamında kayda alacağız, emtia olarak kayda alabilirsiniz. Karşılığında da işte yine kanun karşılığı diye bir hesap oluşturacağız. O hesabı da istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. KDV'de ödemeyeceksiniz yani bunda. Tamam. Evet. Burhan Aras. Burada Burhan Bey. Kayıtlarda gözüktüğü halde fiilen bulunmayan stokları kayıtlardan çıkarırken kesmiş olduğumuz faturalarda hesaplanan KDV'yi önceki dönemden devreden KDV'den. Tabii bunu zaten o tahakkuku ilgili dönem KDV beyannamenizde yapıyorsunuz. 391. İlgili dönem KDV beyannamesi. Hatta taksitle ödemeden bahsettim ya. Taksitle ödemeyi hesaplarken bir kıyaslama yapmanız lazım. O dönem beyannamesinde ödenecek KDV yoksa dolayısıyla taksitle ödeme yok. O dönem beyannamesinde ödenecek KDV varsa, bu beyan ettiğiniz KDV'nin, bu beyan nedeniyle oluşan KDV'nin altındaysa o rakamı taksitlendirebiliyorsunuz. Üzerinde ise sadece bu kayıtta doğan 391'i taksitlendirebiliyorsunuz. Sefa Özcan. Önceki kanunlarda kasa ve ortak hesaplarını düzelttik. Bu işlemden dolayı öz varlık eksiğe düştü, kar dağıtımı yaptıramıyoruz. 296 geçici hesabı eski kanunlar içinde öz varlığı düzeltmek için yani geçmiş yıl zararlarıyla mı kapatacaksınız? Düzeltebilirsiniz. Alabilirsiniz, evet. Çağrını
kısmının bir kısmının cevabı verilmiş. Soruyu cevap beklediğim Emre Bey, isimsiz ama. Ahmet Aycan. Ahmet Aycan, yok. İrfan Bey diyor, İrfan Bey. Zuhal Ceyhan. Zuhal Ceyhan. Arkadaşlar sabredin, birkaç dakika içerisinde Erkan, tamamlıyoruz. Erkan konuklarımıza Kaymazlar. Birlikte teşekkür edelim. Erkan Bey burada. İşletme defteri tutan mükellef 13-14-15 yıllarına ait hiçbir beyanname vermemiş. KDV yıllarına matrah artırımından yararlanacaktır. Verilmeyen geçici beyanname ceza olmayacak. Olmayacak ceza. Matrah artırımında bulunması yeterli. Her ayı tek tek verecek miyiz? Ceza olmayacak. Vermeyeceksiniz. Vermeyin artık bir şey. Ceza olmayacak. 36-12 adet yok. Tamam. İsimsiz. Erkan Çalgan, kurumlar vergisi matrah artırımında asgari matrahın üzerinde zarar artırım imkanı var mıdır? 19 Ağustos inceleme alınması nedeniyle. Anlamadım ben. Asgari matrahın ben üzerinde. Kıyaslama için soruyorsunuz galiba. Kanunda asgari matrah üzerinde bir arttırmayı engelleyen bir şey söz konusu değil. Tamam. Bunlar asgari matrahlar. Dolayısıyla 30 Eylül öncesi için vergi incelemesindesiniz madem. O şekilde yapmanız menfaatiniz icabında. Kestirebiliyorsunuz rakamı. Önemli. Evet, süper. Tamam. İsimsiz. Selim Akkoyun. Kenan Selim ama bu. 2012 yılında başlayıp 2016 yılında biten yıllara sarı inşaat işlerinde ve son geçici beyanname zarar çıkıp vergi iadesi çıkmıştı. Bu durumda kurumlar matrah artırımı yapabilir miyiz? KDV artırımı yapabilir miyiz? 2012'de başladı. 2016 yılında biten yıllara sarı inşaat ve son geçici beyannamede zarar çıkıp şimdi 2016'da bitiyorsa yıllara sarı inşaat onarım işi matrah artırımı yapamazsınız. İşin bittiği yıl yapılır diyor yıllara sarı inşaat onarım işlerinde. Bizim de en son yılımız 2015. 2010 bunun için yapamazsınız. Bu tabii o KDV dönemleri için yaparsınız ama yani 2015 dahil KDV dönemleri için yaparsınız. Son geçici beyannamesinde zarar çıkıp vergi iadesi çıkmıştı. Bu durumda kurumlar vergisi matrah artırımı aynı mükelleften mi bahsediyorsunuz? 2016'da iş bitiyorsa zaten matrah artırımı yapamazsınız. Yapamayız. Yapamazsınız diyor kanun. Kenan Öztorun. 2015 yılı kasa noksanım 300 bin TL. Ama 300 bin TL civarında da ödemesi bittiği halde banka kredisi hesabı var. Bu hesap ile ilgili ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz. Kasa noksanım 300 bin lira. Kasayı düzeltebilirsin. Yani %3 ile düzeltebilirsiniz. Kasa noksanım derken fiktif kasa bakiyesi mi? Fazla kasa. Yani ortaklar bankaya ödedi mi diyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Kanun kapsamında bir şey yok. Yani bu kanun kapsamında bir şey yok. Nihat Ketüda. GMSİ mükellefi geçmiş yıllarda gayrimenkullerinden bazılarının yıl içerisinde iki veya daha fazla miktar açısından satmıştır. Matrah artırımı hangi kapsamda yapması uygun? İşletme hesabı esasına göre asgari tutarlar var ya, onu yapsın, o kira adı, değer artış kazancı da hepsini temizler. İşletme hesabı için belirlenmiş asgari matrahlar. Hayır, ayrıca yapmanıza gerek yok. Tamam. Rica ederim. Teşekkür ederim tekrar. Erdinç Uğur. Var mı? Evet, Erdinç Bey de yok galiba. Ömer Yıldız. Ömer Bey'in sorusu şöyle. Kurumlar vergisi matrah artırımı 2011 ile ilgili kurumlar vergisinin süresinde ve damga vergisinin süresinde
ödenip ödenmediğin tespiti yapılamıyorsa nasıl bir işlem yapılacak? Şimdi burada eğer sorun vergi dairesinden kaynaklanıyorsa vergi dairesinin giderek sizi talep etmeniz lazım ama şöyle bir hüküm var tebliğde. Eğer şartlara uygun olmadığı tespit edilirse %15'ten faydalandınız. Martı artırımı süresinde ödediğinizi siz iddia ediyorsunuz. Ama vergi dairesi size belge veremiyor veya siz belgeyi bulamıyorsunuz. O zaman iki yol var. Ya önce gidip bu konuda talep edersiniz veya risk alıp %15'ten ödersiniz. Daha sonra tespit yapılıp yapılamayacağı konusu belirsiz. Tespit yapar da vergi dairesi ha gel bakalım sen ödemedin. Zamanında ödememişsin damga vergisini veya işte şey derse o iki yoldan birini siz hangisini kendinize uygun görürseniz onu tercih edebilirsiniz. Ha, siz faydalanıyorsunuz ama aradaki tutar için cezalı tahriyat yapılır. Evet, burada olduğu ve soru sorduğu halde yanıtını almamış. İkinci soru demiyorum lütfen. Sizler aldınız galiba yanıtlarınızı biliyorum. Peki. Süratle bir 5 dakika içerisinde lütfen ikinci bir soru olmasın. Madem bu kadar bekledi arkadaşlarımız onların da buyurun. Böyle sizden başlayalım hemen. Suriyeli işçi çalıştığına yönelik tespit mi oldu? Onunla alakalı en azından o para cezası tebliğ olmadığı için cezayla ilgili kısmı yapılandıramayacaksınız. Kayıt dışı işçi çalıştırdığınız için bir sene teşvik yasağı ve asgari ücret desteğinden yararlanamayacaksınız. Kaç kişiydi? Bir kişiye mi? 4 asgari ücret işe girişten, 2 asgari ücret aylık bildirgeden ceza var. Birer günlük olduğu için prim açısından pek ehemmiyete alınacak bir rakam değil. Teşekkür ediyoruz. Zaten konuyla ilgili olsun. Siz mi sormuştunuz? Buyurun. Ortakla ilgili bir hesapmış gibi değerlendirilip yararlanılabilir. Evet, son bir iki tane daha alıyoruz. Buyurun efendim. Yok, bir yeni soru almıyoruz. Soru sormuş arkadaşımızın sorusunu alacağız. Buyurun. Hayır. Edemeyiz. Hayır. Ortakla ilgiliyse edebiliriz. Ya onlar çok muvazalı konu. Yani o cari hesaplarda şimdi o zaman tüm hesaplar yani bunlarla ilgili diğer hesaplar diyor ama ortakla bir bağlantısının olduğunu varsaymam. Mesela 195 yapılır burada da 120'de tereddüt ediyorum ben açıkçası. Evet, son olarak sizden alıyoruz. Bir de sizden alıyor. Tamam. Yani lütfen şey yapmayın çünkü boşaltmamız gerekiyor artık. Bir şekilde bize sorusunun yanıtını almamış olan arkadaşımız ulaştığı takdirde onun mutlaka sorusuna yanıt vereceğiz. Onu bilin. Buyurun sizlerin de alıp kapatıyoruz. Buyurun. Tamam, buyurun. Almamız mümkün değil bunu. Bu kanun kapsamında almamız mümkün değil. Bulunabilir. İade nedeniyle her zaman inceleme yapılabilir dedik. Katma değer vergisi iadesiyle ilgili ama sizden en fazla aldığınız iadeyi geri isterler. Matrah artırımında bulunduysanız sizden ilave bir tarihat yapmazlar. Yeter. Bir de sizden alalım. Evet. Buyurun hanımefendi. Gayrimenkul şirketiniz var. Harç ödeyerek... Yani tekrar tapuda bir işlem yapma şansınız var mı öyle?
Yaptığımız dönemde arttırabilirim. Yaptığım dönemde arttırabilirim. Evet, peki son da sizden lütfen, ne olursunuz. Sormuş muydunuz? Peki buyurun. Hangisi? Buyurun alalım sizden de. Buyurun. Stok affına girdiğinizde tamam. Yararlanabiliriz. Stok, yani 170'e kaydedecekseniz, sonuçta sizin orada kaydedeceğiniz stok şeydir. 170 olarak da yararlanabilirsiniz. Yıllara sari inşaat işiyle ilgili olduğu için 170 olarak yararlanabilirsiniz. Evet, son. Tabii ki. %5 derken %20 yerine %15 mi? Tabii ki. Bu kanunun ikinci ve üçüncü maddesi diyor. Tabii yok. Olsun. Evet tabii peki, ki. Bu kanunun ikinci ve üçüncü maddesi. Son soru diyor. Ve kapatıyoruz. Lütfen arkadaşlar sabredin. Bir teşekkür edelim hep birlikte. Ondan sonra öyle kapatalım. Bu kadar yoruldu konuklarımız. Buyurun. Bilançoda gözüktüğü halde gerçekte bankada böyle bir para yok. Bankaya para koymak lazım onu çözmek için. Bankaya para koymak lazım. %3 bankada para yok. İşte yani bunun sonu şeye gidiyor. Yani banka bence olmaması lazım. Banka olamaz. Çünkü banka da burada bir muhasebe hilesi var. Bu muhasebe hilesinin ikrarı anlamına gelir. Çünkü bankadaki para banka ekstresiyle uyumlu olması gerekir. Banka ekstresiyle uyumlu değilsiniz siz. Yani burada hani bu o zaman tüm aktif hesaplar düzeltilebilir sonucuna gider. Bence bu olmaz. Bak benim kişisel kanaatim. Bence bu olmaz. Cari hesapların tamamında mutabakat olması gerekir. Görüşürüz. Cari hesabının tamamında mutabakat olması gerekir. Ortakla ilgili diğer hesaplarda diyor. Tamam, görüş istersiniz olmazsa idareden. Onu daha evet bunu hesap... yani şey dediğim gibi kendi fikrimi söylüyorum. Siz de haklısınız. Yani şey yapabiliriz. Yo alacaksınız orta yani ama işte hani banka örneği biraz daha ekstrem bir örnek bence. Arkadaşlar, çünkü banka ekstresine uygun olması teşekkür lazım. Teşekkür ediyoruz. Yani. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yorucu ama güzel bir seminer oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz burada kaldığınız için. Şimdi sanıyorum plaketlerimiz olacak, teşekkür plaketlerimiz olacak. Bir başka seminerde buluşmak üzere. Sağ olun, var olun. Değerli meslektaşlarım, bu saate kadar beklediğiniz için, sabrınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Ama sizler ev sahibi sayılırsınız. Konuklarımıza birlikte teşekkür edelim. Ben Rıza Bilgiç'e plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Gülgün Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Murat Özdamar'a plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Ali Haydar Tunç'u davet ediyorum. Buyurun. Sayın Tunç'u. Emre Kartaloğlu'na plaketini vermek üzere odamız saymanı Sayın Cemile Kuzu'yu davet ediyorum. Cemile Hanım da odanın emekli olur herhalde değil mi? Kaç sene oldu?
Gülsüm Öksüz Ömer Yılmaz'a plaketini vermek üzere TESMER Başkan Yardımcımız Nevzat Pamukçu'yu davet ediyorum. Neye geldim? Kusura bakma ne olursun. Oturum başkanımız ev sahibi olduğu için onu en sona bıraktık, hoşgörüsüne sığınarak. Oturum başkanımız Erol Demirel'e plaketini vermek üzere TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Nazım Anıl'ı davet ediyorum. Sevgili dostlarımız, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hepiniz sağ olun.